Herkese merhabalar. Bilgi güvenliği farkındalık eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimde kabaca nelerden bahsediyor olacağız? Bu eğitim kapsamında farkındalık eğitimi öncelikle neden önemli? Bunun üzerinden geçiyor olacağız. Daha sonra bilgi güvenliği nedir? Bilgi güvenliği ile ilgili temel kavramlar nelerdir? Bilgi güvenliği ile ilgili temel prensipler nelerdir? Temel standartlar hangileridir? Bunlardan bahsediyor olacağız. Daha sonra saldırılar daha çok nereden gelmektedir? Bunların üstünden geçiyor olacağız. Bu saldırıların olduğunu, siber saldırı altında olduğumuzu nasıl anlayabiliriz? Bunlara da kısaca değiniyor olacağız. Elbette ki bunlardan nasıl korunuruz? Bu kısım oldukça önemli. Buralara değiniyor olacağız. Ve tabii ki dünyada ve Türkiye'de yaşanmış güncel siber olaylar nedir? Bunlara değiniyor olacağız. Oldukça güzel ve eğlenceli bir içeriğin sizi beklediğini düşünüyorum. Tabii ki önce birkaç istatistikle başlamak istedim. Siber güvenlik farkındalık eğitimi neden önemli? Şuradaki istatistiksel rakamlar bizler için önem arz ediyor. Altta kaynaklarını görebilirsiniz. 2020 verileri bunlar bu arada. Hala baktığınız zaman siber güvenlik ihlallerinin %95'in ana nedeninin insan hatalı kaynaklar olduğu gözüküyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paralı hijyenin kısmında gerçi görüyor olacağız ama dünyada maalesef hala en çok kullanılan ve en popüler paralı olmaya devam ediyor. İnsanların %45'i hala kullandıkları ana e-postadaki kullanıcı adı ve parolasını diğer hesaplar içinde kullanmaya devam ediyorlar. Bu hackerlara nasıl bir rahatlık sağlıyor? Bu ana hesapla ilgili bir hacklenme yaşadığı anda diğer hesaplara da domino etkisiyle hızlıca girip oradaki bilgilere de erişebiliyorlar. Peki devam edelim. Neden hala siber güvenlik farkındalık eğitimi önemli? Bunun cevabını arıyoruz. Burada siber güvenlikle ilgili mitler diyebileceğimiz ya da doğru bilinen yanlışlar diyebileceğimiz bazı konular var. Onların üzerinden geçmek istedim. Örneğin tek başına antivirüs kullanımı güvende olmak için yeterlidir. Hayır, tek başına antivirüs kullanımı yeterli değildir. Biz saldırı tarafında çoğu zaman yazmış olduğumuz zararlı yazılımlarla bu antivirüs programlarını atlatabiliyoruz. Yeterince güçlü bir parola kullanıyorum. Bu beni korumak için tek başına yeterlidir. Hayır. Güçlü bir parola tabii ki çok çok önemlidir. Parola hijyeni kısmında üstünden geçiyor olacağız. Ama tek başına parola kullanımı yeterli değildir. Çok doğrulama sistemleri dediğimiz diğer sistemlerle entegre olmuş bir parola doğrulama sistemi daha etkili olacaktır. Bu %100 güvenli midir? Yani çoklu doğrulamanın parolayla birlikte kullanımı. Daha sonra bunu da görüyor olacağız. %100 güvenli diye bir sistem yoktur. Ama en azından tek başına parola kullanmanın yanında daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal medyada yaptığım paylaşımlar benim aleyhime kullanılmaz. Sizin aleyhinize kullanılabilir. Burada yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için şunu belirtmekte fayda var. Burada siyasi ya da hukuki bir aleyhe kullanmaktan bahsetmiyoruz. Tamamen kötü niyetli hackerların bu bilgileri ileride sizin hesaplarınızı hacklemek için aleyhinize kullanmasından bahsediyoruz. Siber güvenlik sadece IT departmanın işidir. Bu da hepimizin tahmin edebileceği gibi doğru olmayan bir bakış açısı. Güvenlik, kolektif ve bütün organizasyondaki herkesin birlikte yapması gereken bir mücadeledir. Dolayısıyla tek başına IT birimi bunu zaten gerçekleştiremez. Benim yüzümden şirketim hacklenmez. Sizin ya da bizim yüzümüzden şirket hacklenebilir tabii ki. Hep bilinen bir laf vardır belki bilirsiniz. En zayıf halkınız kadar güçlüsünüz. Dolayısıyla kötü niyetli hackerların aslında yapmak istedikleri olay en zayıf halkayı vurup oradan organizasyonun verilerine sızabilmek. Farkındalık eğitimlerinden amaçlarından bir tanesi de sizi bu en zayıf halka yapmamak. Korumaya değer bir verim yok. Güvenlik tarafında aslında çok sevmediğimiz bir yani beyaz şapkalı hacker tarafından bu taraftan baktığımızda çok da aslında sevmediğimiz bir cümle ya da hepimizin çok kullandığı içim dışım bir saklayacak hiçbir şeyim yok gibi bir bakış açısı da çok doğru değil güvenlik bakış açısından. İnsanın içinin dışının biri olması, saklayacak bir şeyleri olması onu kötü niyetli birisi yapmaz. Herhalde hiç kimse salonun ortasına bir kamera koyup
canlı yayınla bütün dünyaya yayın yapmak istemez. Saklayacak hiçbir şeyiniz olmasa bile en azından mahremiyetiniz vardır. Dolayısıyla mahremiyetinizi koruyabilmek adına da güvenlik tedbirleri almanız önem arz etmektedir. Peki, siber tehditler sadece dışarıdan gelmektedir. Bakış açısı da tahmin edebileceğiniz gibi oldukça yanlış bir bakış açısıdır. İçeriden de çok ciddi tehditler gelebilmektedir. İş tehditler başlığı altında bunlara da değiniyor olacağız. Çoğu zaman iş arkadaşlarımıza tabii ki bu tehdit olayını yakıştıramıyoruz. Asla beklemediğimiz için. Ama normal şartlar altında Zero Trust kavramını duymuşsunuzdur. Sıfır güven kavramıyla güvenlik kurulur. Ve organizasyonun en alt kademe çalışanından en üst kademe çalışanına kadar ki buna CEO'su ve yönetim kurulu başkanı dahil güvenlik sistemi tasarlanırken, güvenlik mimarisi oluşturulurken herkese güven duyulmadan bu mimari oluşturulur. Siber saldırganlar KOBİ'leri hedef almaz. Hepinizin bildiği gibi artık bu da tamamen değişmiş bir bakış açısı. Artık özellikle fidye yazılım saldırılarıyla hani dosyaların şifrelendiği ve coin istendiği şifrelerin tekrar açılması için bu saldırıları yakinen biliyorsunuzdur muhtemelen haberlerden. Bu saldırılarla artık KOBİ'leri geçtim. Şahıslar bile hedef alınabilmektedir. Peki yani bu kadar mı? Hani bakış açısı olarak koyabileceğiniz mitler. Hayır tabii ki buna birçok listeye birçok şey eklenebilir. En çok gözüme çarpanlar bunlar olduğu için buraya ekledim. Bunun dışında örneğin şu da eklenebilir listeye. Fidye yazılım saldırıları kapsamında bir saldırıya uğramış olsak bile en kötü ödeyip verilerimizi geri alırız. Örneğin bu da çok organizasyonların düştüğü bir hata. Yine State of Ransomware istatistiklerine göre örneğin dünyada kuruluşların çoğu verilerin ancak 3'te 2'sini geri alabilmiş ödeme yapmasına rağmen. Tüm verilerini geri alabilenlerin sayısı ise sadece %8. Yani bütün fidye yazılım saldırılarını düşünün. Bunlar karşısında sizden bir coin istiyorlar. Bu coinleri ödüyorsunuz. Sonunda da verilerinizi geri almayı umut ediyorsunuz. Bunu alabilenlerin sayısı toplam saldırıya oranladığımız zaman sadece %8 olabilmiş. Ya da işte bazı organizasyonlar şunu düşünebiliyorlar. Sistemimize bir virüs bulaşsa bunu anlardık, ayırt edebilirdik bir şekilde. Özellikle APT saldırıları dediğimiz çok daha advanced, çok daha sofistike siber silahlar kullanılan sistemlerde ki ileride bundan bahsediyor olacağız güncel olaylar kısmında. Saldırılar gerçekleştiği zaman çoğu üst düzey organizasyon bile bu saldırıları tespit edemiyor. Bu saldırılar aylarca hatta yıllarca bazen sistemin içerisinde veri toplamaya devam ediyor olabiliyor. Diğer bir buraya ekleyecek olursak mitlerden bir tanesi şu olabilirdi. İşte yüksek ve ileri teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bu bizi korumak için yeterlidir. Hayır, tek başına ileri teknoloji hiçbir organizasyonu, kurum ya da kuruluşu korumak için yeterli değildir. O yüzden zaten bu farkındalık eğitimleri de oldukça önemlidir ki standartlar kısmında da bütün standartlarda zaten farkındalık eğitiminin gerekliliğini görüyor olacağız. Yine tabii ki çok göze çarpan hatalardan bir tanesi de doğrunu bilinen yanlışlardan bir tanesi organizasyonların %100 güvenliği sağlamak zorunda hissetmeleri kendilerini. Hayır, %100 güvenlik diye bir şey söz konusu değildir. Böyle bir hedef olmamalıdır. Hedef olabildiğince caydırıcı olabilmektir.